Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Şimdi biz bir tanıtım dersi yapacağız. Tanıtım dersimiz ne olacak? Bildiğimiz gibi tek düzende 1 Ağustos 2022'de genel tekrarlar başlayacak İngilizce ÖABT için. Burada ben, Meltem Hoca ve Oktay Hoca olacak. Ve biz birlikte, hep birlikte sorular üzerinden böyle sınav odaklı bir şekilde bir tekrar kampı yapacağız. Bu akşamki dersimizde bunun bir tanıtımı, böyle düşünebiliriz. Merhabalar tekrardan, merhaba Nur Hocam. Şu an 18 kişiyiz, yavaş yavaş sayı artacaktır elbette. İyisiniz değil mi? Her şey yolundadır umarım. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Her şey planlandığı gibi gidiyordur. Eğer planlandığı gibi gitmiyorsa bence yine sorun değil. Biz çalışıp kendimize güveneceğiz ve bir şekilde sınav performansımızı sürdüreceğiz. Ben de iyiyim Nur Hocam. Her şey yolunda, sağlık sıhhat yerinde. Teşekkürler Gamze Hocam. İyiyim ben de, sağ olun. Merhabalar, merhaba Duygu Hocam. Hemen şöyle bakıyorum tekrar katılımcı listesine böyle. Şöyle iyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz de iyiyseniz problem yok. 18 kişiyiz. Biraz böyle ben daha fazla katılımcı olur diye bekliyordum. Sanırım dışarıya da yayın var, oradan da mutlaka izleyen vardır. Şöyle bir şey yapacağız. Ben size bu akşamın programından bahsedeyim arkadaşlar. Karşımıza ilk konumuzdan başlamak üzere teker teker sorular gelecek. Ve biz o sorulara bakacağız. Aslında bu sorular bizim tekrar kampında kullanacağımız sorular olacak. Tabii onun çok ufak bir bölümünü göreceğiz bu akşam. Kendimizi tekrar kampına böyle hazır hissetmemiz gerekecek ki o gün geldiğinde güzelce sorularımızı çözelim, ayrıntılı bir şekilde sorulara bakalım ve kavramlarımızı da pekiştirelim. Bizim için iyi bir tempo olacak 1 Ağustos. Tam böyle ilk sınav bitecek, ikinci sınav için böyle hantallaşmaya başladığımız anda sorular karşımıza çıkacak. Bu sorularla da güzel bir tekrar yapacağız aslında. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş ilerletelim sunumu. Biz şu an zaten tek düzende birlikte arkadaşlarla programımızı yürütüyoruz. Hani baktığımız zaman bu program çerçevesinde şu an o programı birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarımız da şu an buraya katılıyor. Dışarıdan da arkadaşlarımız var aynı şekilde. Biz derslerimizi tamamladık ve ardından şu an genel tekrarları bekler pozisyona geçtik. Yavaştan Ağustos ayını bekleyeceğiz. O sırada hem ilk sınav için de hazırlığımızı yapacağız. Eksik kavramlarımız varsa yaptığımız derslerde onları gidermeye çalışacağız. Ama sorular karşımıza çıkınca tekrar kampında biz gayet böyle unutulmuş bir kavram varsa bunların hepsini hatırlayacağız. Hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar, ne var karşımızda. Şimdi şunu söyleyelim. Biz tek düzendeki öğretim dönemi boyunca, derslerimiz boyunca burada gördüğümüz 8 tane konuyu takip ettik aslında. Bu ekran bizim için önemli arkadaşlar. Niye önemli bu gördüğümüz yer? Biz konularımızı aslında burada gördüğümüz sırayla takip ettik. Yani yukarıdan aşağı birinci konudan başladık. 8. konuya kadar bunu takip ettik. Ve geçmiş yıllara baktığımız zaman hangi konudan kaç tane sorunun geleceği, nasıl bir sorunun geleceği az çok belli. Çünkü sınav bildiğimiz gibi 9 yıldır yapılıyor. 9 yıldır yapıldığı için de aslında sınavda bir kendi içinde gelenek oluşuyor. Ve bu sınav geleneği çerçevesinde bakarsak arkadaşlar, yani bu birinci konumuz örneğin. What is language? Buradan sürekli bir tane soru geldi karşımıza. O zaman biz bu konudan yine bir soru bekleyeceğiz. Yine phonetics, fonoloji konusundan bir soru. Morphology, word formation, grammar, syntax, semantics ve sociolinguistics. Buralardan biz yani şu ilk 6 konumuzdan bir tane soru göreceğiz. Ama 7. ve 8. konumuza baktığımızda biz buralardan arkadaşlar ikişer soru göreceğiz bu sınavda. Sınavın mantığı, yani totalde bizim karşımıza ne çıkmış olacak? 10 tane soru çıkmış olacak. 10 soruluk bir dil bilim bölümü var sınav çerçevesinde bakarsak. Şimdi yavaş yavaş bakalım, sorularımıza bakalım. Sorular üzerinden böyle kavramları bir tekrarlamaya çalışalım. Bizim aynı şekilde söylediğim gibi tekrar kampımızda hemen hemen aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Tekrar soru tekrarı üzerinden yapacağımız kampın aslında bir ön izlemesi bu karşımızda olduğumuz bir tanıtım dersi.
Şimdi kurallarımız var. Ben hemen kuralları söyleyeyim. Soruya bakalım arkadaşlar. Soruya baktıktan sonra yanıtı genel mesajla yazmayalım. Bana özel mesajla bildirin. Yani bana özelden yazabilirsiniz doğru olduğunu düşündüğünüz yanıtı. Ki şey olmasın, soruyu okuyan arkadaşlarımız için bir dikkat dağınıklığı olmasın. Ben de haliyle sizler soruyu okudunuz okumadınız. Hani ne zaman yanıtlamaya başlayayım onu kestirebilmiş oluyorum bu şekilde. Daha iyi oluyor. Böyle bir yol deneyelim. Bir boşluk doldurma sorusu var. Sınavda biz bu biçimde boşluk doldurma soruları gördük. Yani böyle ÖSYM ekranda da gördüğünüz gibi orta uzunlukta bir paragraf veriyor. Ardından da bu paragrafı tamamlayan kavramı seçin, seçeneği belirleyin şeklinde bir soru kökü var. Ve şıklarda biz buraya uygun yapıları görüyoruz, kavramları görmüş oluyoruz. Sizler bana özel mesajla doğru olduğunu düşündüğünüz yanıtı yazabilirsiniz şimdi. Ne olur? Ne düşünüyorsunuz mesela? Evet, yanıtlar geliyor. Birkaç saniye sonra yanıtını böyle incelemeye başlayacağız. Bizim buradaki yanıtımız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle E seçeneği. Şimdi E'ye baktığımız zaman bizim karşımızda bir hipotez var. Bu hipotez için biz ne demiştik? Mesela böyle bir Sapir-Whorf hipotezi var. Sapir-Whorf hipotezine baktığımız zaman Sapir-Whorf hipotezi arkadaşlar dil ve çevre arasında bir ilişki olduğunu söyler. Language ve environment arasında bir ilişki vardır der. Ve bu yaklaşımın aslında kendi içinde iki tane alt görüşü ortaya çıkıyor. Bunlardan biri linguistic determinism olarak karşımızda. Yani elimizde bir determinism kavramı var. Bir de bunun tam yanında bulunan linguistic relativity adında bir kavram görmekteyiz biz. Burada linguistic determinism kavramı biraz daha söz sahibi. Determinism şunu söylüyor arkadaşlar. Bizim dilimiz diyor, düşüncemizi belirler. Yani adı üzerinde language determines thought şeklinde bir ifade var karşımızda. Dil düşünceyi belirliyor. Bakın zaten burada şu var. Orwell'in 1984'ünü hatırlıyoruz. Burada Newspeak diye bir dil vardı. Bu dil farkındaysak işte yöneticiler tarafından kontrol ediliyordu. Kelimelere sınırlanıyordu. Birden fazla sözcüğe böyle sahip olmasına kontrollü bir şekilde izin veriliyordu. Yani her şeyi kontrol ediyordu. Dilin hem kelime dağarcığı hem de gramer yapısı ne yapıyordu? Kontrollü bir şekilde oluyordu ki insanlar bu dille çok farklı şeyler düşünmesinler. Yani bir linguistic determinism örneği var bizim karşımızda burada. Ama linguistic relativity'ye bakarsak arkadaşlar, linguistic relativity bizim experience'larımızın ya da işte culture'ımızın neyi etkilediğini söyleyecek, dili etkilediğini söyleyecek. Yani bizim kültürümüz, deneyimlerimiz dilimizi etkiler der. Mesela şöyle bir şey düşünebiliriz. Biz geniş aileli bir ortamda yaşıyoruz, değil mi? Türkiye'deki topluma bakarsak geniş aile var. Bunun sonucunda bizim dilimizde bir sürü akrabalık sözcüğü var. Yani nasıl bir şey yaptık farkındaysanız, bizim kültürümüzde geniş aile var. Bunun sonucunda dilde pek çok akrabalık sözcüğü var. Akrabalık sözcüğü derken neden bahsetmiş oluyoruz? Kinship terms diye bir kavram arkadaşlar. Akrabalık sözcükleri demektir. Yani hala ve teyze var ama Avrupa toplumuna bakarsak bir tane aunt görmüş oluyoruz. Böyle bakabiliriz olaya. Peki diğer şıklara bakalım. Diğer şıklara da görmeye çalışalım. A'daki cultural transmission arkadaşlar dilin bir özelliğidir. Dil nesilden nesile kültürle aktarılır der. Yani kültür dili sonraki kuşaklara taşıyor. Kültür dili sonraki kuşaklara taşıyan temel unsurdur. Bunu söyler bize. B'de gördüğümüz linguistic universals evrensel olduğunu söyler dildeki kuralların. İki ya da üç tane hocam B demişti. Aslında determinizmin tam tersi buradaki linguistic universal hocalarım. Dildeki kurallar evrenseldirler. Eğer evrenselse herkes her dilde her şeyi söyler. Ama bugün baktığımız zaman eğer linguistic determinizm diyorsak bir dil kullanıcılarına kendi sınırları çerçevesinde düşünmelerine izin verir. Bunu söyleriz. C'de gördüğümüz linguistic competence
Chomsky'nin kavramıydı. Chomsky diyordu ki işte bizim zihnimizde kurallar vardır. Bu kurallar bizim işte linguistic competence'ımızda bulunur. Yani kurallar zihinde bulunur. Linguistic competence dilde sahip olduğumuz kurallar demektir. Bu kurallar nerede bulunuyormuş? Bizim zihnimizde bulunuyor. D'de gördüğümüz communicative competence'ı Delheims'ın bir kavramı. Heims Chomsky'ye karşı çıkıyordu arkadaşlar. Chomsky diyordu ya, linguistic competence'ı Chomsky öneriyordu. İşte bizim dilimizin kuralları zihinde bulunur. Ama Heims ne diyor? Hayır diyor. Dil iletişimsel bir olgudur. Dil iletişimsel bir olgu olmasından dolayısıyla bu kurallar nerede bulunacak? İletişim ortamında bulunacak. Yani bizim bir communicative competence'ımız var. Bunu söyler burada Heims. Var mı arkadaşlar bu sorunun açıklaması ile ilgili anlaşılmayan diğer bir problem? Devam ediyorum. Hemen bastım. Bir sonraki sayfaya geçtik arkadaşlar. Yanıtları özel mesajla bana gönderebilirsiniz. Yanıtları alabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela burada bir invest kelimesi var, değil mi? Invest nasıl okunuyor? Invest kelimesinin okunuşuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle in diye bir kısım var. Ardından vest diye bir şey geliyor. Yani aslında yazılışına çok benziyor. Şurada kısa bir i sesi var. Baktığımız zaman burada işte 1, 2, 3, 4 tane kanatsanın 2 tane vowel var. Şimdi bu gözle gidelim seçeneklere teker teker bakalım biz. A diyor ki iki tane consonant cluster var. Hatta iki tane sessizlik bir iki tane sessiz kelimenin sonunda yan yana gelmiş diyor. Baktığımız zaman iki tane consonant arkadaşlar kelimenin sonunda yan yana gelmiş. Bu gözle baktığımız zaman A'daki ifade doğru bilgi. Soru bize yanlış bilgiyi soruyor. O zaman A'yı eliyoruz biz. B'ye baktık. Kelimede iki hece vardır diyor. Hece sayısını görmek için bizim neye bakmamız gerekir arkadaşlar? Bizim kelimedeki vowel'lara bakmamız gerekiyor. Biz bu invest kelimesine baktığımızda burada kaç tane ünlü var? Bir tane vowel burada var. Bir tane de burada var. O zaman bu kelimede iki tane hece var. O zaman B'deki ifade bizim için doğru bilgi. Eledik. Kelime stop sesle bitiyor diyor. Hemen kelimenin sonuna bakarsak şurada gördüğünüz t sesi var ya, bu t sesi arkadaşlar stop bir ses. Bundan dolayı da C'deki bilgi doğru olmuş oldu. E'ye baktığımız zaman kelimenin içinde bir tane nasal ses vardır diyor. Hemen şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burada gördüğümüz n sesi İngilizce için nazal bir ses. Bir tane nazal bir ses görmekteyiz. O zaman E de elenmiş oldu. Yanıtımız bizim D burada. D ne diyor? İki tane back vowels vardır diyor. Şimdi biz dile bakarsak dilde front ve back vowel'lar var. Hemen şuradan back vowel kavramını alalım. Back vowel. Evet, dilde back vowel'lar vardır. Bir de bunun yanında front vowel'lar vardır. Biz bunları nasıl fark edebiliriz? Şöyle bir mantık var. Ünlüyü üretirken dilimiz öne doğru gidiyorsa front vowel çıkar. Çünkü dil front bölgeye gidiyor. Ama dili geri çekersek bir ünlüyü üretirken bu da back vowel olmuş oluyor. Front vowel için arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. Dilde gördüğümüz ince ünlülerin hepsi front vowel'dır. Kalın ünlüler ise back vowel olmuş oluyor. Yani iki tane back vowel vardır derse kalın bir ünlü lazım. Böyle A, U, O gibi sesler. Ama öyle bir şey var mı? Yok. Bakın İ var. İ ince bir ses. E var. E de ince bir ses. Haliyle baktığımız zaman burada iki tane front vowel var. Back vowel yok. Yani burada bir
mantık hatası var. Onun için ne ediyoruz yanıtımıza? Şimdi sizlerin sorusu var. Onlara bakalım. Nimet Hocam, stop sound'a örnek verebilir miyiz? Tabii ki hocam. Mesela pin diye bir kelime var bizim elimizde. Pin kelimesinin okunuşuna bakarsak hocam, bu kelimenin başındaki p sesi İngilizce için bakarsak stop bir ses. Aynı şekilde sit diye bir kelime var. Sit kelimesinin okunuşu bu şekilde gerçekleşiyor. Bu okunuşa baktığımız zaman kelimenin yine sonunda gördüğümüz bu t sesi İngilizce için stop bir ses. Yani İngilizceye bakarsak hocam, p, t, k ve b, d, g sesleri İngilizcenin stop özellikli sesleridir. Stopların bir diğer adı da plosive diye bilinir. Hani bu da bir kenarda not olarak kalabilir. Ayşegül Hocam, n nasal olur mu? Olur tabii hocam. Mesela İngilizceye bakarsak İngilizce'de morning diye bir kelime var. Morning kelimesinde hocam 3 tane konsonant var değil mi? Kelimenin başındaki m, kelimenin ortasındaki n ve kelimenin sonundaki n sesi. İngilizce'deki şu 3 ses nasal seslerdir. Rica ederim Nimet Hocam. Yani sadece n, g'nin yan yana gelmesi bizi yanlış yönlendirir hocam. M, m ve n sesleri. Bunlar nasal'dır. Nereden biliyoruz mesela bunu? Nazal seslerde havayı üretirken, sesi üretirken hava bizim burnumuzdan çıkar. Geniz boşluğundan çıkar. Bundan dolayı biz bunlara nasal sesler diyoruz. Var mı arkadaşlar buradaki açıklamaya dair sorumuz? Yoksa devam ediyorum. Rica ederim hocam. Emre Hocam buyurun, sorunuz var. Şu an arkadaşlar bir arkadaşımız sorusunu soruyor. Amerika'nın İngilizcesinde olup şu an bekliyoruz. Amerikan'da olup British'te olmayan. Bu bizi ilgilendirmiyor hocam. Öyle söyleyeyim. Yani bildiğimiz gibi şöyle bir şey deriz ya biz. Dünyada dil öğretimi İngiliz İngilizcesiyle yapılır. British'le yapılır. Hani Amerikan'da olup British'te olmayan bir şeyin sınavda gelmesi mümkün değil. Yani bizi asla ve asla ilgilendirmiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için çok mühim bir şey olmayacak bizim için. Öyle bir şey söylemedik hocam. Amerikan'da olup British'te olmayan mı mıydı gibi bir şey söylemedik hocam. Devam ediyorum arkadaşlar. Hızlanalım biraz. Yok hocam, öyle bir şey yok. Yani n sesi gibi bir şey söylemedik. Şimdi karşımızda bu soru var arkadaşlar. Bakalım, hani yavaştan siz cevaplarınızı verebilirsiniz yine. Yanıtlar geliyor. Şimdi bakalım yavaştan soruya. Central Intelligence Agency varmış. Bunu bu şekilde kısaltmışlar ama bu şekilde kısaltmakla kalmamışlar. Bu yazılı formu arkadaşlar. Yazı formunda bu şekilde kısaltmışlar ama okunuşuna bakarsak okunuşta letter by letter pronunciation var. Yani C-I-A diye okunuyor. Şimdi bu bizim için önemli bilgi. Buradan yola çıkarsak bizim yanıtımızın D olması gerekecek. Orthographic abbreviation. Orthographic abbreviation'la hemen E'de gördüğümüz akronim arkadaşlar birbirinden farklı kavramlar. Orthographic abbreviation'da biz ne yapıyoruz? Kelimeleri baş harfleri üzerinden kısaltıyoruz ama okunuşuna baktığımızda arkadaşlar bunları harf harf okuyoruz. Harf harf bir okunuş söz konusu karşımıza çıkıyor. Yani biz CIA'yı CIA şeklinde okuduk ama akronim dersek arkadaşlar, akronimde gördüğümüz şey mesela nedir? Şöyle bir okunuş. Mesela biz buna AIDS diyoruz değil mi? AIDS bir kelimeymiş gibi okuyoruz. Yani böyle AIDS falan demiyoruz.
NASA değil mi? Bir akronim örneği. UNICEF kesinlikle hocalarım. Örneklerimiz bunlar akronim örnekleridir. Yani akronimde kelimeyi kısaltıyoruz ve kısalttığımız gibi okuyoruz. Yani kelimeyi sanki bir o kısalttığımız yapıyı sanki bir kelimeymiş gibi okuyoruz. Ama orthographic abbreviation'a bakarsak burada harf harf okumak söz konusu. Başka bir örnek FBI. Hep Amerikan gittik. VIP. Hani bu gibi. Nimet Hocam, evet, lazer de bir akronim. Akronim bağlamında baktığımız zaman laser kelimesi aynı şekilde bir akronim olarak türetilmiş. Hatta light emission bir şey diye devam ediyor. Şu an sadece aklıma gelmedi. Uzun bir böyle açılımı var. Onu baş harfleri üzerinden kısaltmışlar. Laser şeklinde okumuşlar. Böyle diyebiliriz. Şimdi gidelim diğer sorulara, diğer kavramlara, diğer şıklara gidelim. Diğer şıklara bakmadan soruyu terk etmeyeceğiz. Zişan Hocam, UFO şeklinde söyleniyor ya, UFO dendiği için orthographic abbreviation olmuş oluyor. Yani biz Türkçe'de buna UFO falan diyoruz da UFO şeklinde karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da bu bir orthographic abbreviation olacak. Emre Hocam, az önce sorduğum soru, British English'in nasal ne yok değil mi? Var hocam. British'te nasal, az önce hatta bundan bahsetmiştik. Şu mesela, bu nasal bir sestir British'te. Nasal bir ses var. Yani yoktur diyemeyiz. Rica ettim hocam, Zişan hocam rica ediyorum. Hemen şöyle bakalım. Conversion'la başlayalım arkadaşlar. Conversion'daki olay şu. İngilizceye bakarsak İngilizce'de bir tane kelime var. Water kelimesi. Water kelimesi aslında bizim için bir noun. Aslen bir noun. Ama zamanla İngilizler ne yapıyor? Bu water kelimesini noun olarak kullanmalarının yanında verb olarak da kullanmaya başlıyorlar. Yani kelime noun'dan verb'e convert etmiş oluyor. Hani şey deriz ya, I need water. Ama zamanla ne olmuş? Noun olarak kullanmalarının yanında I water the garden every morning demişler mesela. Hani böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Nimet Hocam, Google kelimesi önce bir noun'ken sonra Google'lamak anlamına gelmiş. Kesinlikle bu burada bir conversion örneği verebiliriz. Back formation'da şöyle bir şey gerçekleşiyor. İngilizce eski zamanlardan birinde editor diye bir kelime alıyor. Bu editor kelimesi Latince bir kelime. Daha sonra İngilizce konuşanlar, ya burada bir ek var. Biz bunu çok zaten kullanıyoruz. Kesin bunu biz eklemişizdir diyorlar. Ve kelimedeki or'u atıp geriye edit kelimesi kalmış oluyor. Oysa biz ne düşünürüz? Ya editor kelimesi editten geldi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Önce editor kelimesi vardı. Bu editor kelimesindeki or ekini İngilizler, ya bu meslek yapan ek falan diye düşündüler ki attılar ve edit kelimesi ortaya çıktı. Bu da bizim için back formation. C'de gördüğümüz compounding ise arkadaşlar birleşik sözcük üretmek demek. Yani iki tane kelime yan yana geliyor ve birleşik bir sözcük ortaya çıkmış oluyor. Bunu görmüş oluyoruz. Var mı arkadaşlar bu soruya dair açıklama gereken bir kavramımız? Devam ediyorum. Hemen çevirdim. Şuraya bakalım arkadaşlar. Hemen sizler soruya bakarken Emre Hocam compounding'e bir örnek yazdı. Yani hocam compounding için bir örnek greenhouse mesela. Green diye bir kelime var. House diye bir kelime var. Green ve house bir araya gelmiş bir compounding olmuş. Aynı şekilde pick diye bir verb var. Pocket diye bir kelime var. Pick pocket bir araya gelmiş bir compounding olmuş. Yanıtlar geliyor arkadaşlar. Buyurun. Rica ederim hocam. Sizlerin verdiği yanıtları az önce kaçırdım. Onlara bir bakıyorum şu an. Evet, yanıtlar geliyor. Yavaştan bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi önce şurada ne diyor? Yukarıda bir kavram var diyor. Yukarıdaki kavramı diyor biz diyor açıkladık diyor. Siz ona bakın diyor. Alttan bunu seçin diyor. Yukarıda hangi kavram var acaba?
Diyor ki yukarıda John put the book on the table cümlesi daha kabul edilebilirmiş. Neden? John put the book during the party'den. Çünkü verb yani put verb arkadaşlar bir tane prepositional phrase istiyormuş. Ne demek? Bu bir tane prepositional phrase olacak yanında diyormuş verb. Bu da bir yer belirtmeliymiş, zaman belirtmemeliymiş. Demek ki İngilizceye bakarsak hani subject, verb, object gibi bir şey var ya. Şuradaki verb eğer put ise arkadaşlar bu yanına bir tane prepositional phrase istiyor. Yani preposition ile başlayan bir öbek istiyor. Ve bunun ne belirtmesi gerekiyormuş? Place belirtmesi gerekiyormuş. Bu preposition time belirtemezmiş. Bundan dolayı da John put the book during the party ifadesi neymiş? Kabul edilemezmiş. Biz ne görüyoruz arkadaşlar burada aslında? Biz burada bir selection görüyoruz. Şimdi gidelim selection nedir? Buna bir bakalım. İngilizcenin bir word order'ı var. Word order'dan kastımız ne arkadaşlar? A'da görüyoruz word order'ı. Subject, verb'ün ve object'in arka arkaya gelme kurallarını. İngilizcenin word order'ına bakarsak verb arkadaşlar en önemli birimdir. Yani verb için biz the most important element of a sentence diyebiliriz rahatlıkla. Eğer bir cümlede verb yoksa orada bir cümle yoktur. Onu diyelim. Peki verb ne yapıyor arkadaşlar? Verb çok mühim bir birim. Mühim birim olduğu için verb'ün görevi etrafındaki birimleri select etmek. Çevresindeki birimleri seçmek. Verb haliyle etrafındaki birimleri seçmekten sorumlu. Bakın ne olmuş burada? Put fiili arkadaşlar çevresinde kendisinden sonra gelen prepositional phrase'i select etmiş, require etmiş. Yani biz burada selection görüyoruz. Eğer verb etrafında gelecek birimleri seçiyorsa, belirliyorsa, verb'ün etrafındaki birimleri determine etmesi selection kavramıyla açıklanıyor arkadaşlar. Biz buna selection diyoruz. Böyle görmek bizim açımızdan mümkündür. O zaman burada net bir selection örneği var karşımızda. Bunu söyleyebiliriz. Selection iki şekilde gerçekleşiyor. Hemen şöyle yapalım. Hızlıca ondan bahsedeyim. Bunlardan biri kategori selection arkadaşlar. Kategori selection'ı biz C-selection olarak da kısaltıyoruz, pardon. Kategori selection yani C-selection deriz buna. Bir diğer selection türü de semantic selection arkadaşlar. Semantic selection'da S-selection olarak karşımıza çıkar. Hani bu şekilde görmek bizim açımızdan mümkün olacaktır. Tabii tabii Nur Hocam ben bütün şıkları açıklıyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. Hani ben önce selection'la başlıyorum. Ardından diğerlerine geçeceğim. Endişe etmeyin. Şimdi word order'dan bahsettik arkadaşlar. Word order cümledeki kelimelerin dizilişi. Kelimelerin arka arkaya gelme kuralları bizim için word order'dır. Selection'dan bahsettik. Verb'ün etrafındaki birimleri belirlemesi, seçebiliyor olması. Bu da bizim için selection oluyor. B'de gördüğümüz substitution kavramı. Substitution arkadaşlar cümle içindeki birimlerden birinin yerine başka bir birim getirmektir. Eğer biz cümle içindeki birimlerden birinin yerine başka bir birim getiriyorsak ve gramer bakımından burada bir sorun olmuyorsa substitution olmuş oluyor. Mesela ne dersek mesela Mary saw the smoke. Mesela Mary saw the smoke yerine Mary'nin yerine she getirirsek ne oluyor? Substitution gerçekleşmiş oluyor. Yani substitution böyle mühim bir kavram değil aslında. Sorulmaz. Önemli bir kavram olmadığı için ama doğru olmayan şıklarda görüyoruz biz bunu. Recursion arkadaşlar bir cümle içinde aynı kuralın kendini tekrar etmesi. Eğer bir cümle içinde bir kural yeniden gerçekleşiyorsa, biz bir cümle içinde bir kuralın yeniden böyle kendini tekrar ettiğini görüyorsak, bu da bizim için recursion olmuş oluyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. Hemen bir cümle yazıyorum buraya. She said that Jason diyelim killed the rat. Mesela burada ne görmüş oluyoruz arkadaşlar? Bir cümle var değil mi elimizde bizim? Mesela she said that Jason killed the rat ifadesi aslında bizim için bir cümle. Şurada biz bir cümle görüyoruz. Ama bu cümle içinde kaç tane cümle var? İki tane cümle var. Yani bir cümle she said, diğer cümle Jason killed the rat. Demek ki Jason killed the rat cümlesi kendisinden önce gelen cümle bağlamında tekrarlanmış. İşte buraya biz recursion diyoruz. Neyin sayesinde tekrarlanmış? Burada gördüğümüz that'ten dolayı tekrarlanmış. Yani biz burada bir that kullanmışız.
That aynı cümle içinde bir cümlenin kuralını yeniden gerçekleştirmiş. Reoccur olmasını sağlamış. Bu da bizim için bir recursion örneği oluyor. E'de parameter diye bir kavram var. Parameter kavramını açıklayabilmek için Chomsky'nin şu UG kavramını bir hatırlamak lazım. UG'den kastımız neydi arkadaşlar bizim? Universal Grammar. Chomsky diyor ki bizim doğuştan gelen bir dil yetimiz var. Doğuştan gelen dil yetimizin içinde innate olan dünyadaki bütün dillerin kuralları var. Kurallar innate, yani doğuştan geliyor. İşte UG'yi Noam Chomsky iki farklı yaklaşımla açıklar arkadaşlar. İlk yaklaşım principle diye geçer. Principle dünyadaki bütün dillerde ortak bir şekilde bulunan kavramlar. Diğer kavram da parameter olarak karşımızda. Parameter da dünyadaki dillerde ortak olarak bulunan kuralların dilden dile gösterdiği farklılıklar, dilden dile gösterdiği çeşitlilikler. Bu da bizim için parameter kavramıyla açıklanıyor arkadaşlar. Yani biz ne gördük burada? Principle dünyadaki bütün dillerde ortak bulunacak. Mesela şöyle düşünün. Dünyadaki bütün dillerde arkadaşlar şurada gördüğümüz word order var. Yani word order'ı bulunmayan bir dil yok. Eğer biz böyle dersek word order bulunmayan bir dil yok. Dünyadaki bütün dillerde word order var dersek bu ne anlama geliyor? Bunun bir principle olduğu anlamına geliyor. Ama Türkçe'ye baktığımızda arkadaşlar, Türkçe'de word order, subject, object, verb. İngilizce'ye bakarsak, İngilizce'nin word order'ı subject, verb, object'tir dersek, burada ne görmüş oluyoruz? Bu principle'ların dilden dile gösterdiği farklılıklar. Yani bu da bizim için ne olmuş oluyor? Parametre olmuş oluyor. Bunu böyle açıklamak bizim açımızdan mümkünmüş. Var mı arkadaşlar sorumuz bu soru çerçevesinde? Anlaşılmayan bir yer, bir problem. Varsa sorun mutlaka. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçtim arkadaşlar. Soru karşımızda. Yanıtlar geliyor. Evet. Hemen bakalım ne varmış burada. Experiencer istiyor. Arkadaşlar experiencer cümle içerisinde şimdi semantik rol, tematik rol kavramı vardır. Tematik rolden kastımız şu. İngilizce'de bir cümle var. Cümle içerisindeki verb bu kez ne yapıyor? Etrafında gördüğü birimlere rol yüklemesi yapıyor. Roller veriyor. İşte verb'ün çevresindeki birimlere verdiği bu roller semantik rol ya da tematik rol kavramıyla açıklanıyor. Yani burada iki tane kavram. Semantik rol, tematik rol, hatta theta rol denir buna başka kaynaklarda. İşte experiencer'da böyle bir rol. Eğer cümlenin fiiline bakarsak, cümlenin fiilinde arkadaşlar sensory ya da böyle emotional bir içerik varsa, yani burada duysal, duygusal bir durum varsa, cümlenin fiili ya bir duyu belirtiyorsa ya da bir duygu belirtiyorsa bunu gerçekleştiren birim experiencer oluyor. Mesela baktığımız zaman A'daki cook fiili duyu ya da duygu belirtmiyor farkındaysanız. A eleniyor. C'ye bakarsak work diye bir fiil var. Ne bir duyu belirtiyor ne de bir duygu belirtiyor. Elendi. Break eylemi var. Ya da buy eylemi var. Ne duyu belirtiyor ne duygu belirtiyor. Bu da elendi. Buradaki come baktığımız zaman duygu belirtmiyor ama şuradaki here farkındaysanız duyu belirtiyor. Duyu organıyla gerçekleşiyor. Aynı şekilde E'deki arrive da duygu belirtmiyor. Bizim yanıtımız B olacak arkadaşlar. B'de gördüğümüz he burada sensory bir eylem gerçekleştirmiş. B'nin gerçekleştirdiği, oradaki he'nin gerçekleştirdiği sensory eyleme bakarsak here eylemi var. Bundan dolayı biz buradaki he'nin bir experiencer olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Hemen Asude hocamın sorusu var. Verb'ü deneyimleyen kişi hocam kesinlikle. Verb'de eğer bir sensory bir içerik varsa yani verb duyu organları belirtiyorsa görmek, duymak, koklamak gibi ya da hocam verb bir duygu belirtiyorsa mesela korkmak gibi bu durumlarda onu gerçekleştiren, onu deneyimleyen birim
Experiencer olacaktır. Experiencer görmemizin en temel yolu bu hocam. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım diğerlerine. A'da cook eylemi var. A'daki my neighbor arkadaşlar agent oluyor. Biz buna agent deriz. John burada bir agent olur. Susan burada bir agent olur. Device arkadaşlar burada patient olur. Patient için biz şekli değişen birim deriz. Eylemin gerçekleşmesiyle şekli değişen birimdir. Rica ederim hocam. Buradaki Mark da bir agent olur. Yani burada A, B, A'daki my neighbor, B'deki John, C'deki Susan, D'deki he ve E'deki Mark, şurada gördüğümüz baştaki birimler bizim için agent olacak arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Var mı sorumuz? Devam ediyorum eğer sorumuz yoksa. Bastım arkadaşlar, şuraya bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi Kuzey Norveç'ten bir bilgi vermişler bize. Kuzey Norveç'te Hemnesberget diye bir köy varmış. Burada bu köy sosyolingüistler açısından çok önemliymiş, popülermiş. Çünkü iki tane farklı Norveççe konuşuyormuş bunlar. Bunlardan biri lokal dialekt, Ranamal arkadaşlar. Diğeri de standart Norveççe, Bokmal. Bokmal arkadaşlar okullarda kullanılıyormuş. Aynı şekilde bu ders kitaplarında ve resmi ortamların dili Bokmal'miş. Ama bu Ranaval'e bakarsak lokal olan köydeki insanlar bunu aile ortamlarında, arkadaş ortamlarında ve günlük işlerinde kullanıyor. Burada farkındaysanız bir situation var. Bu situation tam da diglosya'ya uygun bir situation. Diglosya arkadaşlar şu an sorunun öncülüğünde gördüğümüz durumla birebir aynıdır. Yani diglosya, eğer bir toplumda insanlar farklı amaçları gerçekleştirmek için bir dilin iki farklı lehçesini ya da iki farklı dili kullanıyorlarsa orada bir diglosya vardır deriz. Bakın bu köyde bir diglosya var. Burada Norveççe var. Norveççe iki farklı şekilde konuşuluyor. Bunlardan bir Ranamal daha günlük işlerde kullanılıyor. Bir diğeri Bokmal daha resmi ortamlarda kullanılıyor. Ranamal bundan dolayı low variety, Bokmal de burada resmi ortamlarda kullanıldığı için high variety olmuş oluyor. İşte bu da bize diglosiyi veriyor. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi diğer şıklara bakalım. A'daki accommodation arkadaşlar, biz günlük hayatta konuşmamızı karşımızdakine göre adjust ederiz, ayarlarız. Karşımızdakinin konuşmasına göre kendi konuşmamızı ayarlamış oluyoruz. Buna biz accommodation diyoruz. Ne gibi mesela? Eğer karşımızdakiyle böyle yakınlaşmak istiyorsak karşımızdakiyle konuşmamızı benzetiriz. İşte konuşmamızı karşımızdakiyle böyle yakınlaşmak için ona benzetiyorsak eğer bu olay convergence oluyor. Ama bir de biz karşımızdakinden uzaklaşmak isteriz. Onunla yakınlaşmak istemeyiz. O zaman ne yapıyoruz? Konuşmamızı değiştiriyoruz. Bu olayda divert kelimesinden geliyor. Divergence olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunu söylemek mümkün bizim açımızdan. Yani convergence yapıyorsanız memleketinize gittiniz, oradaki işte köyünüze gidiyorsunuz, oradaki insanlarla yakınlaşmak istiyorsunuz. Siz de köydeki insanlar gibi konuşuyorsanız convergence yaparsınız. Ama köydeki insanlar size böyle çok sevmediğiniz sorular sormaya başladı. Siz oradan uzaklaşmak istiyorsunuz. Bir anda standart Türkçe'ye geçiş yaparsanız onlardan farklı konuşursunuz. Bu da bizim için bir divergence örneğidir. C'de gördüğümüz sosyolekt kavramı arkadaşlar. Eğer bir dil toplumsal etmenlerden dolayı farklı konuşuluyorsa biz bunlara sosyolekt diyoruz. Sosyolektin bir diğer adı social dialect olarak da bilinir. Yani baktığımız zaman eğer bir dil
toplumsal etmenlerden dolayı farklı şekillerde konuşuluyorsa. Mesela ne? İngiltere'ye bakarsak İngiltere'de sosyolekler vardır. Mesela alt sınıf konuşması vardır. Lower class speech, middle class speech vardır. Bir de upper class speech vardır. Yani sınıfa göre konuşma değişiyor, değil mi? İşte İngiltere'de bundan dolayı sosyolekler var. Mesela Türkiye'de biz mesela plaza dili deriz ya, plaza dili bir sosyolektir. Çünkü toplumsal etmenlerden dolayı ortaya çıkan bir konuşma şekli var. Plaza dili sanırım hani bazı yerlerde görmüşüzdür günlük hayatta falan. Böyle plazalarda böyle çok uluslu şirketlerde çalışan insanların Türkçe, İngilizce karışık konuşması bugün böyle plaza dili olarak adlandırılıyor. D'de gördüğümüz maintenance, eğer bir grup insan varsa ve bu bir grup insan baskılara rağmen ısrarla hali hazırda konuşmakta oldukları dili konuşmaya devam etmek istiyorlarsa, bu dili sürdürmek istiyorlarsa bu bizim için maintenance oluyor. Yani maintenance arkadaşlar bir grup insanın baskılara rağmen kendi dillerini konuşmaya devam etmeleri. Mesela ya da yok olmakta olan bir dil olabilir. Tehlike altında bir dil olabilir. Eğer bir grup insan dilleri tehlike altındaysa, kendi dillerini konuşmaya devam ediyorlarsa, onu maintain etmeye çalışıyorlarsa biz buna maintenance deriz. Mesela Türkiye'deki Çerkesler dernekler aracılığıyla belirli zamanlarda bir araya gelirler ve Çerkesçe konuşurlar. Çünkü Çerkesçe Türkiye'de tehlike altında bir dil. Yani gelecekte eğer şu anki sistemle ilerlerse yok olacak bir dil. Yok olmaması için Çerkesler ne yapıyor? Derneklerinde haftanın belirli günlerinde toplanıyorlar ve Çerkesçe konuşuyorlar. Yani bu dili maintain ediyorlar. Maintenance gerçekleşiyor. E'de revival diye bir kavram var. Eğer arkadaşlar bir dil ölürse, yani bir dil yok olursa o dili canlandırmak gerekiyor. İşte yok olmuş bir dilin canlandırılması bizim için revival kavramıyla karşılanıyor. Yani revival ölmüş, yok olmuş bir dilin canlandırılması demek. Bunu bu şekilde açıklamak bizim açımızdan mümkün. Şimdi süremizin sonuna geldik. Sınavla ilgili, tekrar kampıyla ilgili sorularınız varsa ben sizden sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Sorularınız varsa buyurun, lütfen sorun. Hem tekrar kampıyla ilgili merak ettiğiniz varsa bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmak isterim bu konuda. Rica ederim Nur Hocam.